Tanımlanması zor nötrinolar. Varlığını hiç hissettirmeden dünyanın içinden geçebilecek bir uzay aracı hayal edin. Devasa boş uzayı ışık hızına yakın bir hızla kat edip temel yapısını anlamak için maddenin kalbini delen bir araç. İmkansız mı? Hiç de değil. Böyle bir uzay aracı nötrino biçiminde mevcut. Ele geçirilemez ve neredeyse varlığı saptanamayacak bir atom altı parçacık. 50 yıldır nötrinoları inceliyoruz ama hala bir giz perdesi altındalar. Peki nötrinolar nedir? Nötrinolar, elektron veya kuarklar gibi maddenin parçacıkları olarak görünseler de diğer parçacıklardan farklı olarak elektrik yüküne sahip değiller ve çok az kütleleri vardır. Yani bir parçacığın yokluğa en yakın olanı onlar. Nötrinolar her yerde, gece ya da gündüz olsun, her saniye güneş tarafından salınan milyarlarca nötrino cildimizin her santimetre karesinden geçip gitmektedir. Ayrıca büyük patlamadan beri var olan bir nötrino kalıntı denizinde sürekli olarak yıkanıyoruz ve her gün vücutlarımız yaklaşık 340 milyon nötrino salıyor. Nötrinoların temel özellikleri Avusturyalı fizikçi Wolfgang Pauli tarafından daha 1930'da öngörülmüştü. Belli radyoaktif bozulmalarda enerjinin kayboluyor gibi görünmesini açıklamak için nötrinoyu varsaymıştı. Varlığının çok zor saptanacağını bildiği bir parçacığı keşfetmiş olmaktan o denli utanıyordu ki, önermesini resmen yayınlamadı. Ama 4 yıl sonra İtalyan fizikçi Enrico Fermi bu radyoaktif beta bozulmasıyla ilgili kuramı ortaya koydu ve yeni parçacığa bir isim verdi. Nötrino ya da minik nötr. Nötrinoların diğer maddelerle etkileşimi çok çok nadir olduğu için varlıklarını saptamanın tek yolu pek çok nötrinonuzun, devasa bir dedektörünüzün ve bolca sabrınızın olmasıdır. Bu nedenle nötrinoların yol açtığı reaksiyonların ilk gözlemini ancak 1956'da bir grup Amerikan fizikçi rapor edebildi. O tarihten beri fizikçiler Cenevre'deki Sörn'ün hızlandırıcılarına benzer hızlandırıcılar kullanarak yoğun nötrino demetleri üretebilmekte ve güneşten gelen nötrinoları saplayacak yaratıcılık eseri deneyler tasarlamaktalar. Öyleyse nötrinolar hakkında anlaşılması gereken ne kaldı ki? Deneylerimizden 3 ayrı tür nötrino olduğunu öğrendik. Öyle görünüyor ki nötrinolar sanki portakalın limona dönüşmesi gibi şaşırtıcı biçimde bir türden ötekine dönüşebiliyorlar. Peki bunu neden yapıyorlar? İşte öğrenmek istediğimiz şeylerden biri bu. Bu nedenle CERN, bir demet nötrinoyu dünyanın içinden 732 kilometre kalınlığında kaya'dan geçirerek İtalya Gran Sasso'daki yeraltı laboratuvarına gönderiyor. Bu deneyden elde edilecek bulgular, neden farklı türlerde nötrino bulunduğu ve bunların birbirleriyle ilişkisinin ne olduğu ile ilgili gizemin çözülmesine yardımcı olacak.